Satoshi Nakamoto, merkezi olmayan sanal bir para birimini yaratarak finans dünyasındaki üçüncü şahısları ortadan kaldıran ve dünyanın o güne kadar hiç görmediği bir dijital para birimi olan Bitcoin'i tanıttı. Bitcoin, kişiden kişiye elektronik nakit sistemi başlığıyla sunulan makalede Nakamoto'nun imzası vardı. Ancak kendisinden yaklaşık 11 yıldır ne ses var ne soluk. Peki Satoshi Nakamoto'ya ne oldu? Öldü mü, yaşıyor mu ve en önemli soru kaç Bitcoin'i var? Öncelikle Nakamoto'nun ismi hakkında bilgileri paylaşalım. Etimolojisine baktığımızda Satoshi, Japonca'da temiz düşünmek, keskin akıllılık, bilge demek. Naka ise orta, içeri veya ilişki, Moto ise köken anlamlarına geliyor. Satoshi Nakamoto adının Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola markalarından esinlenerek oluşturulan bir takma isim olduğu da teoriler arasında. Diğer bir iddiaya göre ise Nakamoto'nun gerçek bir kişi değil de yazılımcılardan oluşan bir grubun kullandığı takma isim oldu. Nakamoto'nun kimliğine dair bilgiler de oldukça kısıtlı. Ancak Bitcoin ve devamındaki sayısız coinleri listeliyor. Yani dünyadaki ilk blok zincirini geliştiren kişi olduğunu söyleyebiliriz. İsminden dolayı da Japon olabileceği düşünülüyor. Ancak yayınladığı makaledeki İngilizcesinden yola çıkılarak Satoshi Nakamoto'nun İngiliz ya da bir Avrupalı olabileceği teoriler arasında. Nakamoto'nun 5 Nisan 1975 doğumlu olduğu ve kriptografi uzmanı olduğu da biliniyor. Ancak 100 yılın mucidi olmasına rağmen Satoshi Nakamoto hiçbir zaman resmi olarak ortaya çıkmadı. Peki Bitcoin fikri nasıl gelişti? 2008 yılında Bitcoin'in varlığına dair ilk işaretler internette dolaşmaya başladı. Ağustos 2008'de Bitcoin.org alanı sessizce alındı ve 2 ay sonra her şeyi başlatan o makale bir şifreli e-posta listesinde paylaşılmaya başlandı. 3 Ocak 2009 tarihinde ise Satoshi Nakamoto ilk madencilik faaliyetini gerçekleştirdi. 2010 yılına kadar çalışmalarına devam eden Nakamoto 1 milyon Bitcoin'i kendisine alarak adeta sırra kadem bastı. Şu an 1 milyon Bitcoin ortalama 608 milyar 403 milyon 197 bin 500 TL. Tabi ardından ortaya çıkan komple teorileri de aldı başını gitti. Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen İlk isim Halfini'ydi. Sanal para dünyasına oldukça hakim olan Halfini aynı zamanda Bitcoin'in ilk alıcısı. Satoshi'ye yardımcı olduğu da söylentiler arasında. Ancak Halfini Nakamoto olduğunu sürekli reddetti. Dahası 2009'da ALS hastalığına yakalandı ve 2014'te yaşama veda etti. Sorunun cevabı ise kendisiyle birlikte sonsuzluğa gitti. Bitcoin'in babası olarak anılan diğer bir isim ise Halfini'den sadece 2 blok ötedeki komşusu ve ne gariptir ki bahsettiğimiz esrarengiz kişiyle aynı adı taşıyan Dorian Satoshi Nakamoto oldu. Dorian Satoshi Nakamoto'nun isim benzerliğinin ötesinde Japon kökenli ve bir de fizikçi olması tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Nakamoto iddiaları kendi ağzıyla reddetti. Adı en çok anılan başka bir isim de Nick Szabo. Szabo, kripto para dünyasının en çok tanınan ve saygı gören isimlerinden birisi. 90'lı yıllardan beri Bitgold adını verdiği merkeziyetsiz dijital para projesinin Bitcoin'in öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Szabo da bu iddiaları net bir şekilde reddediyor. Kimse Bitcoin'in mucidine dair ipucu bulamazken Craig Wright kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti. Evet, herkes Satoshi Nakamoto'nun sahip olduğu serveti hesaplamaya çalışıyor ve neden ortaya çıkmadığını sorguluyor. Kim bilir, belki gerçek Satoshi her gün televizyonda gördüğünüz birisidir. Ya da sosyal medyadan takip ettiğiniz bir profil. Belki parasını hesaplamaktan delirmiş bir hasta veya Fuji Dağı'nda inzivaya çekilmiş bir keşiştir.